Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Xiaomi Redmi Note 7 2019, Samsung Galaxy A2 Core 2019, iPhone 5S. Bunun 2000 yıllarını söylemeyeceğim. Çünkü çoğu kullanıcısı da şu an iPhone 5S olduğunu görebiliyorum, hissedebiliyorum. Bu telefonlara şu an baktığımızda Türkiye genelinde fiyat performansına bakıldığında en ucuz telefonun Samsung olduğu görülüyor. 900 TL, 1600 TL, iPhone 5S, 1400 TL'de bulabiliyorsunuz. Xiaomi Note 7 ise şu anda 1900 TL ile 2200 TL arasında değişiyor. Ama farklı mağazalarda 2500-2600'e kadar da satılabiliyor. Bu fiyat farkının büyük rakamlar olmasının en büyük etkeni ithalatçı garantili, KVK, Genpa garantili, resmi distribütör garantili, garanti grubuna göre fiyatlar değişebiliyor. Peki böyle bir telefon almak istediğinde burada en çok dikkat çeken telefon gerek fiyat performansı, gerek özellikleri, gerek kullanıcıyı mutlu etme. Bu incelemeler doğrultusunda bunların hepsinin bir ortak noktası var. Özellikle Samsung Galaxy A2 ile Xiaomi Note 7'nin. Bu iki telefonun içinden de kulaklık çıkmıyor. Biz bunu duyunca tabii ki üzüldük ama yapılacak bir şey yok. İki telefondan da kulaklık çıkmadı. Ve bu arada üç telefonun da en büyük özelliği üçünün SIM kartı da nano. Üç SIM kart da nano. Yani bu üç telefonu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. SIM kart değişikliği yapmanıza gerek yok. Güzel bir özellik. SIM kartından olması. Zaten 2020'den sonra artık SIM kartlar da kalkacak. Artık zaten iPhone X modellerinde SIM kartsız telefon. Sadece telefon numarası. SIM kartsız telefon. Ya bunun da olması güzel olacak. Bu arada bu iPhone 5S eski bir telefon. Çok eski. Parlamasından görebiliyoruz. Şimdi biz şöyle yapalım. Samsung Galaxy A2 Core. Telefonda 1 GB RAM olması, telefonun RAM'inin oyunların performansını ne kadar derecede çekir? Tabii düşünebiliriz. Ama şu an sol elimizde Xiaomi Redmi Note 7 telefonun 4 GB RAM, 64 GB kendi dahili hafızası ve 256 GB'a kadar hafıza kartı takılarak artırması bizi gerçekten çok mutlu etti. Sol tarafımızda iPhone modelinizi biliyorsunuz şu anda. Dünya genelinde iPhone artık gigabyte hafıza depolama alanını kullanıcı müşterilerine büyük ücretler, büyük meblağlar karşılığında satıyor. Bunu herkes biliyor. Biliyorsunuz şu anda iPhone'un modellerine bakıldığında 256 GB, 128 GB, 64 GB. Şu an elimdeki telefon 16 GB ve telefona hafıza kartı takılmıyor. Biz bu telefonun en büyük özelliği ne demiştik? 3 telefonun da SIM kart yuvalarına baktığımızda hepsinin SIM kartı nano. Bakınız, nano SIM kart. iPhone 5S. Samsung Galaxy A2. Bu telefon da aynı şekilde. Nano. Tabi bunları çıkarken biraz narin davranmamız gerekiyor. Bu da aynı şekilde nano. Xiaomi Note 7 telefonuna baktığımızda bunu da aynı şekilde çok narin davranmamız gerekiyor. Çünkü bu SIM kart yuvaları emin olun teknik serviste bunlarla alakalı binlerce şikayet, binlerce sorunlu telefon geliyor. Çünkü bu SIM kartı buraya takarken çok zorlamalar oluyor. Çok sıkıştırmalar oluyor. SIM kart telefonun içinde kalıyor. Bazen cımbızla çekmeye çalışıyorlar. Büyük sorunlar oluşuyor. Bunu gerçekten dikkat edelim. Şimdi biraz da telefonun kamera performanslarından bahsetmek istiyorum. Tabii bir sonraki videomuzda telefonların içeriklerinde gerek oyun performansları, gerek işlemci, gerek yazılımsal, donanımsal işlevlerin incelemesini yapacağız. Biz sadece şu anda telefonun büyük farklarını göstermeye çalışıyoruz. Ama Samsung Galaxy A2 ve Xiaomi Redmi Note 7 telefonlarının ikisinde de kulaklık çıkmıyor. Bakın bunları yazın. Görüntülü görüşme. Bu telefonun üçünde de görüntülü görüşme yapamıyorsunuz. Sadece internet üzerinden uygulama indirerek görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
iPhone'a zaten hafıza kartı takılmadığı için artık bu zaten bunun batarya sıkıntıları da başladı. O yüzden biz bu telefonu buradan kaldıralım. Bunda bir işimiz kalmadı. Şu an bizim gözlediğimiz telefon Xiaomi Note 7 4 GB RAM, Samsung Galaxy A2 Core telefonu ise 1 GB RAM. Baktığımızda 900 TL 2000 TL. Yani Xiaomi Note 7 her türlü geçiyor. Gerek performansıyla, gerek fiyat farkıyla, gerek İki telefonun da elimde kamera performanslarına bakıldığında sağ elimde Samsung Galaxy A Core'un A2 Core modelinin 5 megapiksellik bir arka kamera ve kamera altında güçlü olmayan flash destekleyici olduğunu görüyoruz. Elimizde böyle bastığımızda düz bir zemin var. Sol elimizde ise Xiaomi Note 7, Redmi Note 7. 48 megapiksellik bir kamera performansı gerçekten de bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Altına baktığımızda da çok güzel, şahane bir flash destekleyicisi var. Peki bu fiyata bu telefon alınabilir mi? Gerçekten de alınabilir. Gerçekten de alınabilir. Parmak izi okuyucusunun olması, bakın telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucusu var. Bu arada Samsung Galaxy A2 Core telefonunda parmak izi okuyucusu bulunmamaktadır. Bunu da ekstradan belirtelim. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonuyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Ve yepyeni telefon kıyaslama, telefon performans, oyun videoları kanalımıza abone olarak daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.